FIFA 23'te bir takımın 0 overall olduğunu düşünün. Takımdaki bütün oyuncular minimum overall seviyesinde olsaydı o takım neler yapabilirdi, bunu inceleyeceğiz. Tabii şöyle bir durum olacak. Bu takım her gol attığında istediğimiz bir futbolcunun sadece bir özelliğini fullleyebileceğiz. Yani bizi uzun bir serüven bekliyor olabilir. Bugün Galatasaray'dayız. İşte görüp görebileceğiniz bütün futbolcular 1 overall'da. Özelliklerini de şöyle gösterdiğimde bütün özellikleri 1 overall. Kimi isterseniz hepsi 1 overall. Ya bakalım bu takımla galibiyet alabilecek miyiz? Gol atabilecek miyiz? Gol attıktan sonra neler değişebilecek? Hangi takımlardan fark yiyeceğiz? Ne zaman toparlanacak? İlk kupa kaçıncı yıl gelecek? Bu gibi sorularla birlikte 0 overall Galatasaray kariyeri başlıyor. Açıkçası şu an için düşündüğüm 11 bu şekilde. Umuyorum ki seneye gol atarak başlarız. Beşiktaş maçı, final maçları dışında bütün maçları simüle edeceğiz ve bakalım simülasyonda gol atabilecek miyiz? Beşiktaş Galatasaray 3-1 bitti. Yenildik, evet. Kerem Aktürkoğlu bu takımın ilk golünü attı ve istediğimiz bir oyuncunun istediğimiz bir özelliğini 99'u yapalım. Fullleyelim. Ben diyorum ki ilk başta kaleden başlamak lazım. Muslera'dayız. Ve Muslera'ya geldiğimizde top kontrolünü 99'a yükselttik oyuncunun. Tabi bir yandan da oyuncunun yaşı ileride olduğu için overall düşecek. Böyle problemlerle de karşılaşacağız. 22 overall olması bir hafta sürüyormuş. Bu ne ya, skandal. Adamı sürekli overall'ını arttırmak için gol atmamız lazım. Hafta 2 rakip Alanyaspor ve Muslera gerçekten 22 overall oldu bir anda. Galibiyet gelir mi? Hayır, ama yine bir golümüz var. Sergio Oliveira'dan geldi o gol. Bir de şöyle bir şey olacak. Üst üste aynı futbolcunun overall'ını geliştiremeyeceğiz. Yani Muslera'dan sonra başka bir isme yönelmemiz gerekiyor ve o isim Icardi. Icardi'nin bitiriciliğini 99 yaptım ve şutu bir anda 45'e yükseldi. 3. hafta rakip Kasımpaşa. Şöyle 2-3 gol attığımız bir maç, neden olmasın? Derken 2-1 kaybettik. Icardi yine attı. Yeniden Muslera'ya geldik. Ve Muslera'da topa uçmayı 99 yaptık. Biz her ne kadar onu geliştirsek de 8 hafta sonra yine düşecek gibi gösteriyor. 4. haftaya geldik. Rakip Adana Demir. Ve iç sahada acaba o galibiyet gelir mi? 3-2 ile birlikte ilk galibiyetimizi aldık. Icardi, Mertens, Icardi. 3 tane 99'luk hakkımız var. 1. 99 Zaniolo'ya yazar. Ben dedim ki Zaniolo'nun bitiriciliğini 99 yaparım. 2. sıradaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu olacak. Bence takımda bir tane serbest vuruş isabet oranının yüksek olması gereken futbolcuya ihtiyaç vardı. Kerem'in serbest vuruş isabetini 99 yaptım. Sadece 1 overall arttı futbolcu. Ve geldik Icardi'ye. Icardi'de ise şut gücü çalıştık. 99 oldu. 5. haftadayız. Karagümrük deplasmanı. Kerem Aktürkoğlu'nun 2 overall olmuş olması. 1-1 bitti. Mertens tek gol attı. Tamam, Mertens'i de artık geliştirelim. Mertens'e de bitiricilik verdim. 9 overall oldu futbolcu. 6. hafta rakip Ümraniye. Hadi 2-3 tane atın. Muslera'yı birazcık daha yükseltelim. 2-1 kaybettik. Zaniolo tek gol attı. Bu hafta Muslera'yı yükselteceğiz yine. Tabii tek başına yeterli olmayacaktır. Bu da bir gerçek. Bu sefer Muslera'nın pozisyon almasına çalıştık. 99 oldu orası. Oyuncu toplamda 62 overall gelişti. 3. Trabzon'la devam ediyor. 17. sıradayız. Sene sonu geldiğinde ilk 10'da, ilk 7'de hatta bitirirsek muazzam olur. 2-1 kaybettik. Bu hafta Kerem'e 99 bitiricilik yazdık. Oyuncu 8 overall oldu. O kadar yavaş artıyor ki. 19. sıradayız. Çok kötüyüz. Çok. Bu hafta Antalya'yı yenmemiz lazım. 3-1 kaybettik. Yalnız bu kadar kötü gidersek de belli bir yerde kovulmayı kapatsam da kovulabilir miyiz acaba? Soru bu. Takımı birazcık dengeli geliştirmek istiyorum. Nelson'a defans farkındalığı için 99 ekledik. Ve Kayseri Galatasaray. Abdülkerim Bardakçı bugün cezalı. 2-2. 2 ve üstü goller beni mutlu eder. Önce geldim, dedim ki Abdülkerem'e de aynı özelliği ekleyelim, 99'u. Defansif farkındalığı. Orta sahaya da bir tane kısa pas verebilecek bir adam. Sergio Oliveira. 99 kısa pas. Konya maçıyla devam ediyoruz. Hala sonuncuyuz. Bu maç 3-2'lik galibiyet çok iyi oldu. Hem 3 puan hem 3 gol. Muazzam. İlk olarak atak pozisyonlarını 99 yaptık. Ve Muslera'yı 84 overall'a kadar yükselttim. Yaptığım şey ise
kaleci refleksini 99'a getirmek. Artı 83 gelişti. Mustera'yı bir süre böyle tutacağız. O yeterli gelişimi gösterdi bence. Son olarak da Sasha Boy'de kaymayı 99 yaptım. Şu an 17.'yiz. Buradan kurtulmamız lazım. Hadi oyuncuların yeni overall'larıyla birlikte bir galibiyet daha gelir mi? Hayır, 3-0. Gol dahi atamadık. Mustera'yı o kadar yükselttik, 3 taneydik ya. Devam ediyoruz rakip Ankara Gücü. Onlar iyi başlamışlar. Bizim gole ihtiyacımız var. 4-1 kaybettik. Bu hafta Dubois'un defansif farkındalığı 99 oldu. Aha, rakiplerden biriyle oynuyoruz. Çünkü 19. Bu adamlara kaybetmemek lazım. Yerimizi kaybetmek istemiyorum en azından ama 2-0 bitti maç. En azından gol atsaydınız. Sıra geldi Fenerbahçe derbisine. Gol şart. Gol şart bugün. 2-1. Bir gol, bir gol nereye kadar böyle? Evet, Icardi'de penaltıyı da 99 yaptım. Şutu tamamen 99'a götürmeye çalışıyorum şu an. Rakip Hatay. Deplasman. Hadi penaltı menaltı bir şeyler yapın. 3-1 kaybettik. Zaniolo. Bu hafta Zaniolo'ya da şut gücü verdim. Orayı 99 yaptık. 16. hafta Gaziantep maçıyla devam. Ve kazanan Gaziantep. 2 tane attık. Bu kritik. Bu önemli. Mertens'in atak pozisyonları 99 oldu. Bitiricilik 98'e düşmüş. Ve bence sıra Victor Nelson'daydı. Müdahaleyi 99 yaptım. Başakşehir Galatasaray. Sonunculuktan kurtulmamız lazım. Ama hangi hafta kurtulabiliriz bilmiyorum. 2-2 bitti. 1 puan ve 2 gol iyi. Kötü diyemem. Abdülkerim Bardakçı'da kaymayı 99 yaptım. Ve Torreira'nın defansif farkındalığının da 99 yaparak oyuncuyu artı 10 overall geliştirdik. 18.'yiz. Güzel haber. Sonunculuktan kurtulduk. Rakip Giresun. Galibiyet. Gelmedi. 2 tane attık. Bu sezon herhalde böyle devam edecek. Sıkıntılarla birlikte. İlk olarak Icardi'de bir 99 daha geldi. Kafa isabeti. Tabii kafa isabetinin defansa yazması beni benden aldı. Yine Kerem'e geldik. Kerem Aktürkoğlu'na dribbling ekledim. 99 oldu ve geneli 45'e yükseltti orada. Alanya maçıyla devam ediyoruz. Yine sonunculuğa düştük. Kazanmamız lazım. Puan lazım. Goller lazım. İkisi de yok. Lazım olan hiçbir şeyi yapamadık bu hafta. Bu arada Raşika kulübü tarafından geri çağrıldı. Adekugbe geri çağrıldı. Zaten kullanmıyorduk kendilerini. O yüzden problem yok. Kaan Ayhan da gitti. O da gitti. Biz elimizdeki oyuncuları bir yükseltelim de kalanlara bakarız mantığında devam ediyoruz. İç sahada Beşiktaş maçımız var. Yok mu 3 puan? Ha? 3 puan. 2-1 ile evet o 3 puan geldi. Derbiyi kazandık. Ben dedim ki Zaniolo'ya kısa pas yazalım. 99. Victor Nelson'a da yine 99'luk bir defans özelliği ekledim. Burası toplamda 69 oldu. Oyuncunun kendi overall'ı da bayağı arttı. Ve kupada son 16. Rakip Antalya. Elenmemek için direneceğiz. Bu arada bence bir maç daha oynamak bizi bayağı zorluyor. 2-2 bitti. Yakın maçlarda kondisyon problemi çok açığa çıkabilir. Icardi'ye bu sefer farklı bir şey ekledim. Sprint hızı. Kimseye henüz dayanıklılık eklemiş değiliz. Abdülkerim Bardakçı'ya da bir 99 daha ekledim ve defansı toplamda 69 oldu. Oyuncu Nelson'la eşit. Konya maçı. Buradan kurtulmamız lazım. Konya'yı yenmemiz gerekiyor. 4-2 kaybettik. Ha, 2 gol idare etti. Kerem Aktürkoğlu'na kısa pas yazdım 99. Ve Torreira'ya da 99 kısa pas yazdık. Ya bizim buradan kurtulmak için herhalde Mustera'yı 99 yapmamız gerekecek. Galatasaray 1, Kayseri 3. Mustera'ya dedim ki bir 99 daha kale vuruşu. Hızlanmasını da arttıracağız ve Mustera'yı yapabileceğimiz en yüksek seviyeye getireceğiz. Önümüzdeki süreçte. 2-2'nin revanşında bir de Torreira cezalı. Kazanan taraf 5-1'li onlar oldu. Ve geldik Icardi'ye. Bu sefer eklediğim 99 top kontrolü. Adana Demir maçındayız. İşler hiç istediğimiz gibi gitmiyor şu ana kadar. Overall'larda biraz yavaş gelişimler var. 2-0 hiç olmadı. Rakip Kasımpaşa. 24. haftadayız. Hadi 2 gol, 3 gol, 4 gol. 2-1 kaybettik. Geldik Kerem Aktürkoğlu'na. Atak pozisyonunu 99 yaptım. Bu sezonu sonuncu bitirmeyeceğiz. Ümraniye mi Galatasaray mı? Galip gelme zamanı. Ah be, 3-0 ne? Gol atın bari. 3-0 çok kötü. Karagümrük maçıyla devam ediyoruz. İstanbul mu biz mi sonuncu olacağız gibi bir tablo şu an bence var. 2-3. Evet, inanır mısınız bu sefer dayanıklılık verdim hem de Sasha Boy'a. Genel overall'ı hiç artmış olmasa da Icardi'de de 99 dayanıklılık var artık. Rakip Ankara Gücü. İstanbul puan farkını açmaya başladı. 11'de Sasha Boy'a eksik. 1-1. Okan Kocuk mu? Ne Okan Kocuğu hocam? Okan Kocuk ne golü? Nasıl oldu bu? Sağ
Sağ bekte Okan Kocuk mu oynadı Sasha Boy'un yerine? Diyecek bir şey yok. Tuhaf. Bu haftanın overall artışı Mertens'teydi. Kısa pas verdik. O değil de Okan Kocuk gol attı be. İstanbul'la puan farkı 2. İç sahada Sivas'ı konuk ediyoruz. Kazanan Sivas 3-2 ile. Icardi'ye 99'luk güçle devam ediyoruz. Oyuncu 72 oldu. Zaniolo'ya da uzaktan şut yazdım. 3. Fenerbahçe ile oynayacağız. Hafta 29. Puana ihtiyacımız var. Hatta puanlara ihtiyacımız var. Eksik var. Oliveira bugün yok. 3-1 kaybettik. Tek golü Icardi attı. Yetmedi. Nelson'a reaksiyon verdim 99 bu hafta. Niye böyle bir şey yaptığım konusunda emin değilim. Ama oyuncu 5 overall arttı. Bunu da düşünmek lazım. Aha, rakip İstanbulspor. 18. ile oynayacağız. Bugün işte o gün. Kazanmamız lazım. 2-1'lik galibiyet Icardi ve Icardi. 3 puanı aldık. İşte bu. Abdülkerim Bardakçı'nın genel overall'ı artmasa da ona 99 dayanıklılık verdim. Yine Muslera'nın aslında burada gözükmese de dayanıklılığını 99 yaptık. Onu şuradan gösterebilirim. Oyuncuların kendi kendine overall gelişimleri var bu arada. 2 olan var, 3 olan var. Puan farkı artık İstanbul'da yok ama ikili averajda gerideyiz. Başakşehir maçımız var. Kazanan 5-1'li onlar. Icardi'de uzaktan şutla devam ettik. Şutu toplamda 94 oldu. Buna ihtiyaç var bence. Ha, iyi kötü tartışılır o. Giresun maçıyla devam ediyoruz. Yani sadece İstanbul'la baş başa kaldık. Diğer takımlar çok uzakta. 3-2'lik galibiyet aldık. Icardi ve Sergio Oliveira. Victor Nelson'a bir kısa pas geldi. Abdülkerim Bardakçı'ya agresiflik ekledim. Oyuncunun overall'ı bayağı gelişti bu şekilde. Kerem Aktürkoğlu'nda da artık dayanıklılık 99. Bu takım 18. bitirecek bu ligi. Sonuncu bitirmeyecek. Gaziantep maçındayız. Deplasmandayız. Kazanan onlar 2-1'le. Bugünün gelişen oyuncusu ise Sergio Oliveira. 99 uzun pas. Orta sahadan versin versin dursun ileriye. Hala 18. ligdeyiz. Rakip Hatay. Sonuç 3-1 kaybettik. Ya Muslera'yı da ne kadar yükseltirsem yükselteyim adam yine overall düşüyor ya. Şimdi Muslera da yine burada gözükmese de bir özelliğini geliştirdim. Şuradan göstereyim. Reaksiyon 99 oldu ve Fernando Muslera şu an 96 overall. 36 maçın hepsinde gol yemiş bu sene. Antalya deplasmanı. Hadi bir galibiyet bize 18. net yapar. 2-2 bitti. En azından 1 puan. Forvet'te önemli bir gelişim var. Icardi'ye 99 dribling verdim. Çok iyi gelişti. Zaniola'da da sprint hızıyla devam ediyoruz. Ve geldik ligin son haftasına. Hayır ya, İstanbul 21 puanla 18. mi? Ya ciddi olamazsın. Trabzon'u yenmemiz lazım bugün. En azından 1 puan. 1 puan da yetiyor mu? Yetmiyor herhalde ya. 1-1 bitti maç. Sonuncu mu olduk ilk sezon? Ya sonuncu olduk ya 21 puanla. Şaka gibi. Ve ilk sezonun son gelişimi Dubois'da kısa pas. Ve böylelikle ligi tamamladık. 21 puan. 18. ile kesinlikle hak ettiydik. 47 tane gol attık. Birçok takımdan çok daha fazla gol demek bu. Ama 87 tane gol yediğimiz için sonuncu olduk. Yani Türkiye Kupası'nda da son 16'da başlayıp son 16'da maalesef elendik. Finalin adı Fenerbahçe Alanyaspor. UEFA'da Süper Kupa Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali görüntüde. Ya buralar bizi çok ilgilendirmediği için hızlıca geçiyorum. Biz kendi takımımıza kesinlikle odaklanıyoruz. Bu sene Muslera 95 gelişti. En iyi gelişen oydu. Nelson artı 50 dedi. Abdülkerim Bardakçı artı 47 dedi. Ya bir türlü tam olarak 11'i oluşturamadığımız için hala 11'deki futbolcularla devam ediyoruz. Bu arada sezon sonunda futbolu bırakanlar yeni sezonda devam edecekler. Onu belirtmek istiyorum. Yine Icardi'yi de yeni sezonda kesinlikle Galatasaray'da göreceksiniz. Performanslarda Icardi'nin 16 gol 3 asisti, Mertens'in 13 gol 1 asisti vardı. Zaniolo, Kerem, Oliveira da katkı vermeyi denediler. Çalıştılar diyebiliriz. Yine takımdaki en değerli oyuncu şu an Icardi. 30 milyon euro değeri var. Sonra Muslera. Diğer oyuncuların değerleri 100 bin euro. Bu sezon 1 milyon euro cash. Bu kadar mı sadece? Gerçekten mi? En fazla Icardi'nin forması satıldı. Sonra Muslera. Kaleciyi ikinci sırada görmek genellikle karşılaştığımız şeylerden biri değil. Süper Lig'de gol krallığında Icardi 8 oldu. Asist krallığında Oliveira 14. Gol yenmeyen maç sayısında ise Muslera yok. Yok abi, ne yapalım? Yeni sezonla devam ediyoruz.
İkinci seneye başlıyoruz. Galatasaray'da bu sene yapacağımız en önemli hamle Icardi'yi geri getirmek. Bunun için de Paris Saint Germain'le görüşmelere başladık ve Icardi için 40 milyon euroluk teklifi yapıyoruz. Paris Saint Germain'le anlaştık. Aslında 1 overall kendi alınabilirmiş Icardi. Biraz geç kaldık sanki. Yine bu sene önemli hamleler yapacağım. Torreira'yı orta sahaya çekmeye çalışacağız. 283 hafta sürüyor ama özellikleri değiştikçe Torreira'nın orta saha olma ihtimali de artacak diye düşünüyorum. Bir yandan Zaniolo'nun da mevkisini değiştirme zamanı bence geldi. Yalnız sağ kanat için ya da sağ orta saha için kalan süre yok. O da ilginç bir gelişme. Ama biz yine de çalıştıralım. Bu sene lige Kasımpaşa maçıyla başlayacağız. Geçen seneden çok daha sıralama getireceğimizi ben düşünüyorum. Çok daha fazla galibiyet alabiliriz. Hadi bakalım iç sahada. Bu arada Icardi'yi eklemeyi unuttum, ona rağmen 2-0'lık galibiyetle başladık. Son anda fark ettim Icardi'yi. Hemen şöyle Icardi forvete, Gomez yedeklere. Sezona açılışı Icardi ile yapıyoruz. Hızını tamamen 99 yaptım. Zaten o iki özellikten biri 99'lu, diğerini de 99'a çekince bayağı iyi oldu. Bu arada antrenman planını da verebiliyoruz Icardi'ye. Hedef oyuncu yaparsak 12 hafta sonra 86'ya yükselecek gibi kendi kendine. Zaniolo'da da hızlanma 2, onu 99 yapalım. Evet, dediğimizi yaptık. Onun da hızı 99 oldu. Şimdi sağ orta saha özelliklerinin hepsini kullanacağım burada. Kayseri maçıyla devam ediyoruz. Hafta 2. İkinci sene ne yapıp ne edip bir şekilde kendimizi Avrupa kulvarına atmamız lazım. Kayseri'ye 3-2 kaybettik. Icardi ve Kerem attı. 2 tane daha geliştirmemizi yapalım. Victor Nelson'da agresiflik 99 oldu ve oyuncu artı 7 arttı. Ve sıradaki isim Torreira'ydı. Torreira'da yaptığım şey dayanıklılığı 99'u yapmak. 3. haftadayız. Rakip Trabzon. Kale ve forveti hallettik de diğer mevkiler bu sene bayağı sıkıntı oluşturacak gibi duruyor. 1-1. Icardi attı yine. Bu sene en temel amacım oyuncuların dayanıklılığını 99'a çekmek. Dubois'un da dayanıklılığı 99 oldu. Beşiktaş deplasmanındayız. Buradan da puan alabilecek miyiz? Önemli soru bu. 1-1. Torreira 89'da attı. Overall'ı pek artmasa da Mertens'in de dayanıklılığını 99 yaptım. Karagümrük maçıyla devam ediyoruz. Hadi bir galibiyet gelmedi. 2-1 kaybettik. Ve yine geldim Victor Nelson'a. Kafa isabeti 99 oldu. Defansı toplamda 79 oldu. Bir top kesmesi kaldı orada. Sırada o var bu sene. Adana Demir maçıyla devam ediyoruz. 15'inciyiz şu an. 5 puanla fena bir başlangıç yapmadık bu kadroya göre özellikle. 1-1. Bu sene beraberliklerin takımı olacağız herhalde. Sırada Sasha Boy vardı. Sasha Boy'da kısa pası 99 yaptım. Yani biz berabere kalacaksak da farklı bir berabere kalalım. Yani 3-3, 4-4 bu gibi sonuçlara ihtiyacımız var. Kendi evimizdeyiz. 2-0 kaybettik Başakşehir'e. Giresun deplasmanıyla devam ediyoruz. Lige yine çok iyi başlangıç yapmadık ama dediğim gibi Avrupa'yı kovalamamız lazım. 1-1. Icardi. Yani özellikle senenin ikinci yarısı daha iyi gidecek gibi işler. Muslera'da -1 daha düştü. Kerem Aktürkoğlu'nun overall'ını çok iyi arttırdım. Çünkü yaptığım 99 top kontrolüydü. Dribbling'e yaradı ve artı 13. Artı 1'i zaten vardı. Artı 12 daha ekledik. Sivas maçıyla devam ediyoruz. Yine istemediğimiz sıralara düştük. Şeyler yapılması lazım. 2-2. Dubois'a da bir kafa isabeti ekledim. Orası 99 oldu. Oyuncu 30 overall'a yükseldi. İşimiz iş. Fenerbahçe derbisinde galibiyet bekliyorum. Fenerbahçe şu ana kadar çok iyi gidiyor. İkinciler. Hadi bir galibiyet. Gelir mi? Gelmedi. 4-1 kaybettik ama bir gol kıymetli. Bu arada geçen maçtan bir artı birimiz kaldı. Onu da ekleyeceğim. Yani iki tane yükseltme yapacağız. Dubois'dan sonra artı biri eklemeyi unuttum. Öncelikle Sasha Boy'de defansif farkındalığı 99 yaptık. Overall anlamında hiç yaramasa da Victor Nelson'un dayanıklılığı 99 oldu. Neyse, o unuttuğumuz artı biri ekledik. 17. sıradayız. 5 beraberliğimiz var. Dedim ya, bu sene herhalde beraberliklerin takımı olacağız. 3-1 kaybettik. Mağlubiyet serileri başladı bir anda. Stoperleri çok daha sağlamlaştırmam lazım. Abdülkerim Bardakçı da kafa isabeti 99. 1 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet şu ana kadar. Ankara'dayız. Ankara Gücü deplasmanı. Ve kazanan Galatasaray. Icardi ve Kerem. Nihayet be, 3 puan geldi. Önce Icardi'ye geldim. Voleyi 99 yaptım ve şutu tamamen 99 yaptık. Sıra geldi Sasha'ya.
Defansını onun birazcık daha arttırdım. Artık kayması, müdahalesi ve defansif farkındalığı 99 ve genelde 69'a yükselttik. Orayı dörtleyeceğim yakın zamanda. Ümraniye maçıyla devam ediyoruz. Sıralamamız 16. Defansı biraz yükseltirsek işler değişir sanki. 1-3. Victor Nelson'la top kontrolü 99. İstanbul deplasmanındayız. Doğrudan rakibimizle oynuyoruz şu an. Kazanmak lazım. 4-1 kaybettik, dağıldık. Abdülkerim Bardakçı'da top kesmeyi de 99 yaptık ve burayı 5'ledik. Defansı artık oyuncunun 99. Bu sene artı 23 gelişti. Defans biraz canlanmaya başladı. 18.yiz evet. Rakip Konya. Stoperler tamam gibi, bekleri de halledersek çok iyi olacak. 2-0. Galibiyet serisi bir başladığı an gerisi gelecek. Victor Nelson'un da top kesmeyle birlikte defansını tamamen 99 yaptık. Hatay Spor deplasmanıyla devam. Hatay da şu an rakiplerden biri konumunda. 0-0. Yani hiç istemediğim sonuç bu. Kaybetsek de gol atacağız abi. Berabere kalacaksak da gol atacağız. Rakip Gaziantep 17. hafta. Ligin ilk yarısını istediğimiz şekilde kesinlikle geçiremedik. Bu da bir gerçek. 1-1. Sasha Boy ile devam ediyoruz. Top kesme de 99 oldu. Defansı halledersem orta sahaya geçeceğim evet. Daha sonra yani orta saha birinci konumda değil şu an. Ve Alanya'da 2-1 kaybettik. Bir kere başladım ya, bütün oyuncularda top kesmeyi bir 99 yapalım. Dubois da aynı şekilde. Kayseri maçıyla devam ediyoruz. Geçen sene sonuncu olduk. Tamam ama bu sene artık sonuncu olmayalım. 2-2. Güzel sonuç. Abdülkerim Bardakçı'ya kısa pas ekledim. Oyuncu çok büyük bir gelişim göstermedi ama artı 5 civarında bir yine artış oldu. Ve yine geldik Dubois'a. Bu sefer yine defans özelliklerinden birini 99 yaptım. O da müdahale. Kasımpaşa deplasmanındayız. Defans ortalama 80 civarı olduğu zaman bence galibiyet serisine başlayacağız. Kasımpaşa'ya kaybettik, hem de 2-0. Kupada son 16. Galatasaray mı yoksa Karagümrük mü? Kendimizde 3-1 kaybettik. Neyse ki bir gol. Muslera da an itibariyle -2 oldu. Geldik Kerem Aktürkoğlu'na, orta açma 99. Hayır, Galatasaray şu an yeniden sonuncu. Takımı hala toplayamadığımıza inanamıyorum ya. Konya deplasmanı 1-1. Sistemde ufak tefek değişiklikler yapsam mı diye düşünüyorum. Ya sistemsel de herhalde gitmiyor. Gerçi hızlı oyun kur, ileri koşular vardı, onu doğrudan pas yaptım. Tam benim istediğim gibi bir oyun var burada ama bilemiyorum. Birçok oyuncu dayanıklılıktan kaybediyor. Zaniolo'nun dayanıklılığını 99 yaptık. İstanbul maçıyla devam. Aramızda 5 puanlık bir fark var İstanbul Spor'la. Kazanan 2-1 ile Galatasaray. Zaniolo bir anda dayanıklılık sonrasında 2 tane attı. Ya görünen o ki bir tek Oliveira'da dayanıklılık problemi var. Ve Oliveira'nın da dayanıklılığı 99. Sasha Boy'in de orta açmasını 99 yaptım. Oyuncu bayağı gelişti. Geçen seneye göre çok daha iyiyiz bence. Son 16 rövanş günü Karagümrük Galatasaray. İşimiz biraz zor ama 2-1 kazansak da eğlendik. Galip gelmeye başladık. Bu önemli bir gelişme. Dubois da tamamen defans 99 oldu. Son olarak kayma eksikti sanırım. Kaymayı da 99 yaptım. Bir de şöyle bir şey yaptım. Oliveira da top kontrolü 99 oldu. Ben net olarak söylüyorum, 3. sene bu takım şampiyonluğa oynar. Ha bu sene nereye kadar gidersek toparladıktan sonra. 3-2'lik galibiyet, Beşiktaş'ı yendik. Bu arada Garnacho'yu mu almış adamlar? Uf, çok iyi transfer. 3 tane gol de çok iyi. Öncelikle Torreira uzun pas 99. Dubois'da orta açmayı fullledik. Victor Nelson'da sıra zıplamaya geldi. Yakında güç de ekleyeceğim ona. Yani merkez forvetteyken hiç artış göstermedi ama ben ona orta açmayı 99 olarak yaptıydım. Ve oyuncu sağ orta sağ pozisyonuna çekilebiliyor. Çekildiği anda 46 oldu. Bir de Torreira kontrolü yapalım. Onun ne kadarı var? 92 hafta. Trabzon deplasmanıyla devam ediyoruz. Lidere karşı deplasmanda 3 puan gelir mi? Gelmedi. 3-1 kaybettik. Zaniolo tek gol. Abdülkerim Bardakçı'dayız. Reaksiyon 99. Daha yedekleri filan düzelteceğiz. Bu takımın o kadar işi var ki. Antalya deplasmanı. Hadi 3 puan. Hadi bir galibiyet. 1-1. 1 gol çok az be. Yine overall anlamında hiç gelişme göstermedi. 99 güç Zaniolo'da. Ve geldik Galatasaray Fenerbahçe maçına. İç sahada 2-1 kaybettik. Yine 1 gol. Torreira'ya birazcık defansif özellik kattım. Orta saha alma süresi 541 hafta oldu. Olacak iş değil. Müdahale eklemiştim 99 olması için. Tamam, kendi özellikleri arttı da çok kötü oldu mu? Neyse, bir sonrakinde toparlayacağım bunu. Karagümrük deplasmanı. Bu sene sonuncu olmayacağız. Mottomuz bu.
Bu sene sonuncu olmamak, seneye de şampiyon olmak. Icardi attı, 3 puan geldi. Öncelikle Icardi de kısa pas 99 oldu. Icardi'nin özellikleri çok iyi seviyede. Ona yardımcı olabilecek bir isim Kerem mi? Belki. Kerem'e de artık hız verme zamanı geldi. Sprint hızı 99. Ümraniye deplasmanıyla devam ediyoruz. Orada puanlar bayağı birbirine yakın. 0-0. Üzdü. Galatasaray Ankara Gücü maçıyla devam. Beraberlik alacaksanız da gollü derken 4 tane attılar. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. İstediğimiz gol sayıları bunlar. Biraz hareket geldi ya. Saşa ile başlıyoruz. Reaksiyon 99. Dubois'da da aynı özelliği 99 yaptım. Zaniola'ya uzun pas verdik. Kerem'in de hızlanmasını tamamen 99 yaptık şu an. Çok güzel bir hafta. Bunun devamı gelsin. Sivas deplasmanındayız. İyi gidiyoruz son haftalarda. Daha da iyi gitmeye ihtiyacımız var. 3-0. Müthiş. Harika. Keyfim yerine geldi. Mertens'e bir uzun pas. Mertens'e eklenecek o kadar çok şey var ki. Yani overall anlamında yine hiç değişmese de Kerem'e şut gücü. Zaniola'da da atak pozisyonu. 11. sıradayız. Yani bu sene neredeyse gitti. Orta sıralarda ligi tamamlayacağız. Seneye şampiyon olup 4. sene Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmak istiyoruz. 3-0 daha. Torreira'nın hiç top kontrolü yokmuş. Orta saha kalan süre yok ne demek abi. Ne ara bu kadar kötü olduk. Mertens'e de top kontrolü. Oyuncu düşüş göstermeye devam ediyor. Ben ne kadar özelliklerini 99 yapsam da. Ve Nicolo Zaniolo. Dribbling. 99. Bu senenin sonuna doğru kadro keyifli bir hale geldi. Alanya maçı. Bir tane daha 3-0 gelir mi? 3-1 olur. Olur. Çok da güzel olur. Öncelikle Torreira'ya atak pozisyonu ekledim ve oyuncu bir anda merkez orta saha olma hakkı kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Merkez orta sahada 63 oldu. Yani bir tek Mertens'te o kadar yavaş geliştiriyorum ki oyuncuyu. Hızlanmayı 99 yaptım. Ve Kerem Aktürkoğlu uzun pas. Sezonun sonunu muazzam bir şekilde getirebiliyoruz. Biz 7. de olabiliriz. Benden söylemesi. 2 maç eksiğimiz var çünkü şu an. Daha fazlası olmaz. Senin başında daha iyi olsaydık ilk 5 bile gelebilirdi bence. Gaziantep'i 2-0'la geçtik ama tamamen seneye yatırım yapıyoruz. Oliveira'ya atak pozisyonu. Mertens aylardır bunu bekliyormuş. Dribbling. 8. sıradayız. Adana Demir'i geçmek üzereyiz. Hatay'ı yenersek Adana Demir'i geçeriz. 3-1 yendik. Her şey artık çok pozitif. Ve Zaniolo top kontrolüyle birlikte 85 oldu. Torreira'ya ise uzaktan şut verdim. Oliveira'ya geldiğimizde dribbling. 4. Başakşehir'le oynuyoruz. Adana Demir'i geçeceğiz abi. Başakşehir'de bugün yeneceğiz. Hiç merak etmeyin. 3-2. İşte bu kadar. 3'er 3'er. Mertens'e güç verdim ama genel overall'ı hiç artmadı. Sergio Oliveira'ya bitiricilik verdik. Ve Torreira dribbling. Oho rakibe bakın. Son hafta Adana Demir'le oynuyoruz. 7'lik geldi. Hatta 6'lığı bile alabilme şansımız var ama Kayseri'yle maçlar kaç kaçtı onu hatırlamıyorum. Yani ikili averajda biz mi öndeyiz emin değilim. Galatasaray 2, Adana Demir Spor 1. Lige 3 puanla noktayı koyduk. Maalesef Kayseri'yi geçemedik gibi duruyor. Abdülkerim Bardakçı uzun pas. Sasha Boye'ye de dribbling verdim. İkisi de artmadı. Yapacak bir şey yok. Öncelikle gelin bakın Galatasaray bu sene 53 puanla 7. oldu. Kötü başladık. İyi bitirdik. Daha iyi olabilir miydi? 5'lik bile gelebilirdi bence. Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş-Trabzonspor finali var ama çok da bizi etkilemiyor, ilgilendirmiyor. Hatta oranın kazananı Beşiktaş oldu. Avrupa'da da kazananları göstereyim. Paris Saint-Germain Süper Kupayı almış 5-3'le. Maç bayağı iyiymiş yalnız. Şöyle de Konferans Ligi Barça'nın. Şimdi gelin kadroya bakalım. Kadroda bu sene Muslera -3 düştü. Hiç artış vermedim çünkü kendisine. Onun dışında Nelson'un +36'sı, Abdülkerim'in +33'ü vardı. Sasha 54 dedi. Dubois 65 dedi. En iyi gelişen Dubois olabilir. Yine onunla birlikte Zaniolo'nun 51'i vardı. Icardi de +11 dedi. Seneye rotasyonu da artık yavaş yavaş geliştirmeye başlayacağız. Bu senenin en iyisi Icardi. Sonra Kerem, Zaniolo, Mertens, Barış Alper, Yılmaz diye devam ediyor. En değerli oyuncumuz ise Icardi. Bir yandan sene sonu 3 milyon euroluk zarar elde ettik. Icardi en fazla formayı sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı Icardi oldu. Asist krallığında ilk 15'te bizden kimse yok. Golem yamaç sayısında Muslera 1. Çok iyi performans. Bu iki krallığa rağmen 7'lik daha iyi olabilirdi.
Ve 3. sene başlıyor. Hedef bu sene şampiyonluk. Sene başı itibariyle takım görüntüde Gomis, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Mata, Misio bu isimleri bu sene hazırlayacağım. 3. sezona Ankara Gücü maçıyla başlıyoruz. Kadro bu seneye hazır. 11'imiz en azından şampiyonluk kıvamında bir 11. Icardi ve 3 puanla başladık. Oliveira ile başladık. Frikie 99 yazdım. Yani serbest vuruş isabete. 2. hafta rakip Antalya. 3 puan daha yazar mıyız buradan? 2-0. Şimdi Mertens'te başladık. Şut gücü 99 oldu. Torreira'da artık birazcık koşabilsin. Hızlanma 99. Gerçi sprint hızı 2 iken nasıl koşacak bilmiyorum. Güzel bir lig başlangıcı. 3. hafta hedef 3'te 3. Ve kazanan 3-0 ile Galatasaray. Oliveira'ya yine bir özellik ekledim ve overall'ı artmadı. O özellik falso. Tabi bunu şey için, yani free kick'te falso da önemli olduğu için ekledim. Torreira'da top kesme 99 oldu. 4 arttı ama. Ve yedek kulübesinin ilk hareketi Barış Alper Yılmaz'a dribbling vermek oldu. Sivas Spor'la oynuyoruz. 3'te 3 yaptık. Çok iyi bir giriş yaptık lige. Hedef şampiyonluk bu sene 1-1. Matias Ross atmış golü. Oliveira'nın özelliklerini de geliştirmeye devam ediyoruz. Top kesme 99. Orta saha aslında lig için yeterli. Ama seneyi de düşünmek lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gidersek ve bu orta saha kesinlikle 80 üzerine çıkması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ni almak istiyorsak. 3-0. Alanya'yı çok rahat yendik. Okan Kocuk topa uçma 99. Abdülkerim Bardakçı'ya güç verince adam 90 overall oldu. Mertens'e de geldik, kafa isabeti 99. Hücum için veriyoruz, defansa sayıyor. O biraz tuhaf yani, hücumda da lazım yani kafa isabeti. İstanbul Spor maçıyla devam. Zirvedeki yer değişti maç fazlalarıyla ama 2-0'lık galibiyet. Zaniolo yalnız kırmızı kart. Barış Alper ve atak pozisyonu. Okan Kocuk ve top kontrolü. Yani Muslera'ya bir şey olursa, sakatlanırsa filan biz haftalarca kendimize gelemeyiz. O yüzden Okan Kocuk çok kritik. Fenerbahçe ile oynayacağız. Lideriz. Liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Zaniolo bugün cezalı. Kazanan Fenerbahçe oldu. Mertens'in tek golü yetmedi. İlk mağlubiyet. Mertens'e bu sefer sprint verdim. Orayı 99 yaptık. Kayseri Spor deplasmanındayız. Kazanmaktan başka bir çaremiz yok. 3-0. Okan Kocuk'u yedekleyebilecek kadar yükselttim. Sergio Oliveira'ya güç verdik ama pek bir artış olmadı. Torreira'ya da şut gücü ekledim. İç sahada Beşiktaş maçı. Zirveden biraz uzaklaştık gibi görünüyor. Mertens'in artı 10 keskinliği mi var? 1-0 kazandık Torreira. Beşiktaş'a karşı çok fazla şansımız tutuyor. Kerem'de falsoyu 99 yaptım ama herhangi bir artış olmadı. Görüşünü arttırırsak ora değişir gibi geliyor bana. Biraz oyunculara görüş çalıştırmam lazım sanki. Liderle oynuyoruz Trabzon. Bir maç eksiğimiz var. 3 puan gerilerindeyiz. Kazanabilir miyiz? Evet, 2-1. Oldu bu iş. Ben dedim ya, görüşü 99 yapmak lazım. Oliveira'yı bir yaptık, oyuncu 83 oldu. Aynı şekilde Torreira görüşle birlikte 91. 2 maç eksiğimiz var. Lig niye böyle gidiyor ya? Biz niye geriden geliyoruz bu kadar? İç sahada Başakşehir 1-1. Emin Bayram'ı da artık defansa hazırlamam lazım. 12. hafta rakip Kasımpaşa. Deplasman. Ve sonuç 1-0. Bu senenin tabi ana gündemi görüş olacak. Mertens'le devam ediyoruz görüşte. Ümraniye maçıyla da devam. 13. hafta 11 tamam ya. Bu 11 ligi alır. 2-1. Artık biraz yedekler. Okan Kocuk üst düzey bir yedek kaleci oldu. Bir görüşte Barış Alper'e verdim. Lider Galatasaray. Gaziantep deplasmanındayız. 3 puan bizim, 2-1. Emin Bayram'a defans aksiyonları eklemeye devam ediyorum. 33 oldu oyuncu. Ve artık bir tane bek seçmem lazım yedeklemek için. O da Kazımcan Karataş. 15. hafta Adana Demir'le oynuyoruz. 3 puan. Bugün Kerem yok. Sol orta sahada ciddi bir eksik. 1-1. Kerem'in yokluğunu görünce Barış Alper'e bir hızlanma veresim geldi. Hatay deplasmanıyla devam ediyoruz. 3 puan. Hedef. Kazanan 3-0'la hem de Galatasaray. Önce Kazımcan Karataş. Müdahale. Sonra Emin Bayram. Kaymayla devam ediyoruz. Ve Buffett'in Pigomis'e bitiricilik. Kupada bu sene burada da hedef kesinlikle şampiyonluk olacak. Rakip Başakşehir. Bu 11 ile devam ettiğimiz sürece her kulvarda başarıya ulaşabileceğimizi ben düşünüyorum. 1-1 pek iyi bir sonuç değil ama revanşta hallederiz. Emin Bayram'ı birazcık daha geliştirdik. Bu sefer
top kesme. Konya maçıyla devam ediyoruz. Çok yakın bu arada Fenerbahçe. Sezon sonuna kadar yarış devam edebilir. 2-1. Barış Alper'e kısa pas dedim. Artı 10 daha gelişti. Gomis'te de bir şut gücü yaptım. Bitiricilik şimdiden 98'e düştü. Adam hızlı düşüyor. Birazcık yaş anlamında orada sıkıntı var. Karagümrük deplasmanıyla devam. Trabzon'la Beşiktaş da çok yakında. 4 takımlı bir şampiyonluk yarışı olur mu derken kaybettik. İyi değil. Hiç iyi değil. Orada niye Matias Ross girdi? Emin Bayram'ı ben hazırlıyorum. Neden Ross oyuna giriyor? Emin Bayram'ı birazcık daha geliştirdik. Agresiflik ve Başakşehir Türkiye Kupası 1. tur rövanş maçı. Deplasman sonuç gelsin. 3-1 ile turladık. Güzel. Orta saha içinde Hamza Yiğitakman'la ve Vizyon'la başlıyoruz. Vizyon da görüş demekti. Barış Alper Yılmaz ve sprint hızı. Bafetin Pigomis'le de sprint hızı. İkinciliğe düştük. Adana Demirspor deplasmanı. Bakalım galibiyet gelecek mi? 2-1. Stoperlere benim hız vermem lazım. Nelson'da 99 hızlanma yaptık. Adamlarla bir oynayacağız. Hiç gidemiyorlar. Öyle bir şey olacaktı. Abdülkerim Bardakçı'ya da 99 hızlanma. Rakip Gaziantep sıradaki. Devam etmemiz lazım 3 puanlara. Yukarıdakiler kazanmaya devam ediyor. 2-0. Şöyle Dubois'a 99 hızlanmayı yazdık. Sasha'da da artık 99 hızlanma var. Oynayanların hepsine bu sprint ve hızlanma olaylarını eklemem lazım. Mesela Oliveira şu an 3'e 3. Kriz geçiririz oynarken. Sivas'ta oynayacağız. Türkiye Kupası'nda son 16. Eşleşme fena değil. Ve 2-2 bitti ilk maç. Slimane'yi tutamadık. Slimane. Abdülkerim'i hız konusunda 99'ladık. Nelson da aynı şekilde artık 99. Fenerbahçe ile puan farkı 2. Trabzon çok yakında. Beşiktaş'ta puan farkı açılmaya başladı gibi duruyor. İç sahada 2-1'lik Karagümrük galibiyeti. Sasha toplamda 99 hızlanmada. Dubois da 99 hıza ulaştı. O değil de çok sağlam kadromuz var. Çok net söylüyorum. Orta sahayı da birazcık daha geliştirirsek, yedekleri halledersek seneye Şampiyonlar Ligi'ne adayız. 2-2 bitti maç. Ben herkese bu hızlanmaları vermeden rahat etmeyeceğim. Oliveira hızlanmayla devam ediyoruz. Torreira'da da sprint hızını 99 yaptık ve burası 99'a ulaştı. Kupada rövanş günü, 2-2'nin rövanşında iç sahada rakip Sivas. Kazanan 5-2 ile Galatasaray. 5 tane attık, bu bayağı iyiydi. Oliveira'ya 99 sprint hızı. Muslera'ya 99 hızlanma. Emin Bayram'a 99 hızlanma. Mertens'e uzaktan şut verdim, 99 oldu. Hocam Zaniolo'ya da bir 99 falso yakışır dedim. Oyuncu artmadı ama 99'u aldı. Sanırım 5 tane oyuncu oldu. Devam. Oo, Fenerbahçe ile 7 puanlık bir fark var. Maç eksiğimiz var. O farkı biraz indirmek istiyoruz. Tabii ki 2-1. Muslera'ya 99 sprint hızı. Icardi'nin de hiç falsosu yokmuş. Oyuncuya falso verdim. Çeyrek finalde Türkiye Kupası'nda rakip Ankara Gücü. Burada da bir 5 gelir mi? 2-1. Icardi bir de penaltı kaçırdı. Sivas maçı çok keyifliydi. Emin Bayram'a da sprint hızı verdik. Bir yandan Kazımcan Karataş'ta da hızlanmayla başladık. 99. Hala 7 puanlık fark var. Hala maç eksiğimiz var. Konya deplasmanı 1-0. Barış Alper Yılmaz ve bitiricilik. Aslında genel overall'ı artmadı ama çeviklikte vermem lazım benim oyunculara. 99 oldu Zaniolo çeviklikte. Yoksa hantal oyuncularla karşı karşıya kalacağız. Hatay maçıyla devam ediyoruz. Rakip 7. sırada. 2-2 bitti. Size çelme taktılar. Icardi'ye çeviklik verdik. Icardi'nin özellikleri düşmeye başladı. Mertens'e de çeviklik verdim. Önce kupada rövanş günü, sonra da Fenerbahçe ile maçımız var. 2 tane çok kritik maç. Öncesinde Ankara Gücü'nü 2-1 yendik. Kerem'de çevikliği 99 yaptım. Oliveira'da da dengeyi 99'a getirdim. Rakip deplasmanda Fenerbahçe. Arada 9 puanlık bir fark var. Yine bir tane maç eksiğimiz var. Ama kazanmamız lazım. Bu da bir gerçek. 3-2'lik galibiyet. Emin Bayram ve dayanıklılık. Kazımcan Karataş ve sprint hızı. Bafetin Pigomis ve hızlanma. Rakip İstanbul. Puan farkı 2 maç eksik ve 6 mı gördüm? Yanlış görmediysem öyle. 2-1'lik galibiyet. Hatta 3'e düştü. Ama 2 maç Beşiktaş'tan eksikmiş. Fenerbahçe ile maçlar eşit. Emin Bayram'da reaksiyonla devam ediyoruz. Hamza Yiğitakman'da kısa pas. Yani yedek kulübesi de idare ediyor şu an. Çok iyi diyemem ama. Puan farkı Beşiktaş'ta 4. 2 maç eksiğimiz var.
Beşiktaş bir anda liderliğe çıktı. Niye bu kadar saçma bir fikstürle devam ediyoruz? 3-1'lik galibiyet. Biz niye geriden geliyoruz bu kadar? Sürekli gerideyiz ama bir eşitlenmedi maçlar. Tam fazladan takım var da bu kadar mı olur? Hep mi bize? Kazımcan Karataş da bu sefer kaymayı 99 yaptık. Gomis'in atak pozisyonlarını arttırdım. Barış Alper Yılmaz da bir top kontrolü oyuncuyu 12 geliştirdi. Puan tablosuna bakıyorum. Hayır, şampiyon biz olacağız ya. Ben söylüyorum, o şampiyon biz olacağız. Antalya maçı 3-1. Kazımcan'da da kritik bir top kesmeyle 60 yaptık. Emin Bayram'da da artı 10 geliştirmemin formülü kafa isabeti oldu. Bu adam orta saha oyuncusu. Bu adama defans da lazım olacak. Defansif farkındalık 99. Oliveira. 3 puanlık bir fark var. Hala Fenerbahçe ile puan kaybetmiyorlar. Ankara Gücü deplasmanı. Ankara'da 2-1'lik galibiyet. 39 yaşındaki Gomis'e 99 dayanıklılık. Yalnız oyuncu düşmeyecek gibi duruyor bundan sonra. Kalan süresi herhalde bitti. Hamza'da da yine dayanıklılık 99. 1 puan Fenerbahçe ile hem de maç eksiğimiz var. Yine sonradan maçı biz yapıyoruz. Ve 2-1'lik galibiyet Mertens. Soğukkanlılıklı Icardi yaptım. Gerekiyordu sanki. Barış Alper'e de bir uzun pas ekledik. Kupada yarı final rakibi Beşiktaş. Adım adım burada da finale gideceğiz. Sonuç 3-2. Çok iyi. Kazımcan ve reaksiyonla başlıyoruz. Saşa'ya çeviklik ekledim. Dubois'a da çeviklik ekledim. Çok kritik maçlardan biri, Trabzon'la oynayacağız. Bu sefer erken oynayan taraf biziz. 3 puan geldi mi 3 golle? Öncelikle Zaniolo ve Vizyon'la 92 oldu. Vizyon dediğimde görüş yine. Kerem Aktürkoğlu'na da görüş ekledim. O da 94. Victor Nelson'un da görüşü 99. Uzun pas ekleyeceğim. Victor Nelson'da uzun pas eksik kaldı. Güç de lazım. İkili mücadelelerde özellikle. Ligde rakip Beşiktaş, Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkı 4. Çok önemli bir avantajla son haftalara doğru gidiyoruz. 3-2. Beşiktaş'ı da saf dışı bıraktık. Hamza'ya hızlanma verdim. Mertens'in falsosu yokmuş. Falso ekledik. Bu arada şöyle bir şey oldu. Zaniolo'ya reaksiyon ekleyince oyuncu 99'a ulaştı. İlk 99'a ulaşan futbolcumuz. Kanatlarda da reaksiyon demek ki çok önemli. Puan farkı hala 4. Rakip Kayseri. Artık 99'luk futbolcumuz var, 3-0. Tabii ben bunu gördükten sonra kaçırır mıyım? Kerem Aktürkoğlu'na da ekle reaksiyonu, yap 99'u. Gel abi, reaksiyonda dumping var. Icardi reaksiyonda 99'u aldı. Gende de 99 oldu. Yani aylardır beklediğiniz şey reaksiyon muymuş? Mertens 95. Yalnız bir sonraki sene için dehşet bir takım geliyor. İç sahada Sivas maçı. 1-0'lık galibiyet Dubois. Bu sefer hiç burada görünmeyen bir şey ekledim Mustera'ya. Çeviklik. Şuradan gösterebilirim. Beşiktaş'la rövanş maçımız var kupada. Orada da adım adım finale gidiyoruz. 3 tane 99'luk oyuncuyla. 3-1. Nelson'a çeviklik verdim, artmadı. Abdülkerim denge aldı, artmadı. Saşa'ya da denge verdim, artmadı. Saşa'nın top kontrolü 4'müş bu arada beklerde ve defansta da mı öyle? Hayır, Abdülkerim'de top kontrolünü unutmuşum. Bu kadar fazla oyuncuyla ilgilenince tabii ki belli yerlerde belli şeyler kaçıyor. Ligin son haftası Giresun maçını oynayacağız çünkü kupa töreni. Kadroları biliyorsunuz, formalar böyle. Hadi bakalım kimin neyi eksik, bugün göreceğiz. Yalnız herkes acayip koşuyor bizde, onu belirtmem lazım. Mertens. Icardi ile oynadık. Icardi oradan vurdu, direkten döndü. Kerem çok hızlı abi bizim adamlar. Kerem. Kerem vurdu, kaleci. Mertens hızlandı şimdi. Dries Mertens çekti. Dubois aldı. Dubois geçebilecek mi rakibini? Biraz ağır kaldı sanki. Oliveira. İyi pas yapıyoruz. Zaniolo hızlandı. Zaniolo ortayı yaptı. Icardi kaçırdı. Oo, Borja Sainz. O adam niye o kadar hızlı koşuyor? Nelson yetişti mi? Nelson yetişti. Bak, Zaniolo sadece koşarak birini geçti. Zaniolo koşarak ikinciyi geçti. Ama Toma yetişti. Saşa. Zaniolo. Zaniolo oradan yazar mı? Zaniolo oradan yazar. 99'luk Zaniolo attı. Bir daha attı hatta. Boyayı aldı. Zaniolo hızlandı şimdi. Zaniolo hemen verdi pası. Dries Mertens. Mertens hızlandı. Mertens götürüyor. Mertens. Çok kötü. Icardi. Icardi geçti birinciyi. Icardi götürüyor. Icardi hızlandı. Icardi vurdu kaleci. Oliveira indirdi. Zaniolo çekti, vurdu. Zaniolo bir kere daha yazdı. 2 oldu. Mertens kaptı topu. Mertens şimdi power shoot. Out'a gitti. Oreira iyi paslaştık. Icardi Mertens'le oynadı. Mertens geçer mi onu?
Mertens çekti topu, pası verdi. Saniolo, Saniolo. Hocam penaltı yok mu? Oreira'nın bir şeyleri eksik. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Kerem Aktürkoğlu o aradan geçer. Kerem Aktürkoğlu vurdu. Out. Etkili geliyorlar. Borja Sainz iyi çekti. Borja Sainz iyi oynadı. Mert Kurt vurdu. Muslera. Mia. Etkili geldiler yine Muslera. Sasha sağ taraftan hızlandı. Getiriyor topu. Sasha Boy. Sasha Mertens'e. Mertens kaçtı. Mertens bu sefer ortaladı. Icardi'ye gelmedi. Kerem indirdi. Kerem vurdu korner. Icardi oradan kaleyi düşündü direkten. Of be. Şimdi Mertens sağ tarafa oynayabilir. Zaniolo aldı. Nicolo Zaniolo çekti. Zaniolo. Torres. Ayrullah. Ondan önce Kerem bastı. Topu aldı. Torreira. Vuruş geldi. Torreira. Out. Kerem. Mertens. Son bir şans olur mu? Torreira. Kerem'le oynadı. Kerem'in arkada kaldı top. Kerem döndü. Kerem vurdu. Torres ve maç bitti. 2-0 kazandık. Fernando Muslera geldi. Kaptan aldı. Türkiye'de şampiyon Galatasaray. Yalnız takım akıyor ya. Resmen akıyor. Eksiklikler var mı? Var. Ama çok fark ettiriyor mu? En azından bu maçta fark ettirmedi. Ben Oliveira'ya çeviklik ekledim. Yine geldim Torreira'ya da çeviklik ekledim. Çünkü Türkiye Kupası'nda, Olimpiyat'ta Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Oyun şu formaları nasıl ayarlıyor gerçekten anlamıyorum. Her zaman söylerim. Saçma. Dakikayı da oradan ayarladık. Final başlıyor. Rossi iyi pas. Kornienko ile geliyorlar. Kornienko geçti. Kornienko ikinciyi de geçti. Kornienko neler yapıyorsun orada? Sasha bırakmadı ama pas geçti. Abdülkerim'e çarptı. Rossi'nin önüne düştü. Offside yok mu acaba artık yani? Pas. Icardi'ye geldi. Mauro Icardi çok rahat geçti. Adam eksiltti orada. Icardi çekti bir de. Icardi vurdu. Golü de attı. 1-0 öndeyiz. Icardi. Mertens sağ tarafta. Zaniolo'yu gördü. Zaniolo getirdi. Icardi 2 oldu. Dakika 20. Zaniolo aldı. Şimdi orada çok rahat bir adam eksiltme geldi Zaniolo'dan. Zaniolo çekti. Zaniolo plase İrfan Can. Atak devam ediyor bu arada. Kerem Aktürkoğlu tuttu. Pası verdi. Dubois vuruş çok kötü. İyi paslarla çıktık. Icardi. Sergio Oliveira. Sasha. Her yerde Galatasaraylı futbolcular. Sasha verdi. Mertens. Icardi 3 oldu. Icardi şov. Mertens aldı. Zaniolo çekti. Zaniolo oradan kaleyi gördü son anda İrfan Can. Borninko, Lincoln, João Pedro, Muslera. Rossi orta kafa Oliveira. Şimdi açık alanda Mertens ve İsmail Yüksek yan yana. Mertens hızlandı. Mertens'i bu saatten sonra kimse tutamaz. Dries Mertens vuruş İrfan Can. Olacak iş değil. Borreira, Oliveira, Zaniolo vurdu olmadı. Mertens sağ tarafta Zaniolo var. Zaniolo üstüne vurdu bu sefer plaseyi. 3-0 kazandık maç bitti. Ve kaptan Fernando Muslera geldi. Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray. Buffett'in Pigom ise kısa pasla başlayalım. Nelson'a soğukkanlılık ekledim. Dubois'a görüş ekledim de bekte görüş çok fazla çalışmıyor herhalde. Evet sene sonu ligde 92 puanla şampiyonluk ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk. Avrupa'dayız sene. Avrupa'da gidebileceğimiz kadar gideceğiz. Seneye son senemiz olacak. Ben o kupayı alabileceğimizi nedense düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ni alarak veda etmek istiyoruz en azından. Şöyle oyuncuların gelişimlerine baktığımızda Okan Koçuk artı 82 gelişti bu sene. Muslera'nın eksi 2'si var. Seneye Muslera'ya kesinlikle 99'lar ekleyeceğim. Yani özelliklerini muazzam geliştiremesek de yine de elimizden geleni yapacağız ve onu 99'a çekme düşüncem var. Barış Alper Yılmaz'ın artı 75'i vardı. Performanslarda Mertens, Icardi, Zaniolo, Kerem diye listelendi. Asist anlamında Dubois ve Torreira'nın asist sayıları da iyiydi. En değerli oyuncu ise Zaniolo. Tabii 99'lar bence çok önemli. Bu sene 87 milyon euro kar. En fazla Mertens'in forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Bir yandan Süper Lig'de gol kralı Mertens. Asist kralı Garnacho Beşiktaş'tan. Gol yenmeyen maç sayısından Muslera ve Uğurcan Çakır birinciliği paylaşıyorlar.
Yeni sezona başlıyoruz. Artık hedef Şampiyonlar Ligi kesinlikle. Sezona Sivasspor maçıyla başlıyoruz. Bakalım neler yapacağız. 4-1. Muslera'da topa uçma özelliğini yeniden 99 yaptım. Victor Nelson'a uzun pas özelliği ekledim. Bu arada oyuncuyu eğer ki MDO yaparsam 95'e kadar yükseliyormuş. Defansta artışın formülünü buldum. Jumping yani zıplama. Tabi bekte aynısı geçerli değilmiş, onu belirteyim. 99 zıplama Sasha Boy'de. Adana Demirspor maçıyla devam ediyoruz hafta 2. İyi bir galibiyet gelir mi? 3-2. 2 haftada 7 gol. Şampiyonlar Ligi'nden dolayı Muslera çok önemli. Top kontrolünü 99 yaptım. Uçma 98'e düştü yine. Nelson'da başarının sırrını buldum. Oyuncuya güç verdim. 99 oldu. An itibariyle Abdülkerim Bardakçı da top kontrolüyle birlikte 99. İstanbul maçıyla devam ediyoruz. 3. haftadayız. Artık birçok futbolcumuz 99 derken 2-0. Sergio Oliveira'ya şut gücü ekledik. Artmadı. Ama gelin Torreira'nın reaksiyonunu 99 yaptığımızda oyuncu 98 oldu. Önce Antalya maçımız var, sonra da Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynayacağız. Antalya'ya 3-2 yenildik. İlk mağlubiyet. Muslera'dayız. Pozisyon alma 99 oldu yeniden. Gomis'e de güç ekledim. 99 oldu gücü. Playoff'ta ise rakip Lech Poznan. İlk maçı da deplasmanda oynuyoruz. 2-2 bitti. Çok riskli bir sonuç. Hiç iyi bir sonuç değil. Sasha'nın gücü 99 oldu ama özelliği artmadı. Sanırım bir kafa isabetine ihtiyacı var ya da top kontrolüne. Dubois'un eksiği top kontrolüymüş mesela. Oyuncu 99. Sırada Konya maçı var. Döndük lige. Bayağı iyi bir takım olduk yalnız. 1-0'lık galibiyet Mertens. Yine Oliveira'dayız. Bu sefer reaksiyonla oyuncuyu bayağı bayağı yükselttik. Çok kritik bir rövanş maçı. Galatasaray mı Lech Poznan mı? 2-0'la Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ne olur ne olmaz şimdi. Riskli sonuç alabiliriz. Belli olmaz orada. Öncelikle Barış Alper'in dayanıklılığı yokmuş. Bir de Icardi'yi zıplama ekledim. Hafta 6 rakip Karagümrük. Hadi bir 3 puan daha. Ligde sonu yaşayacağımızı zannetmiyorum derken 2-1 kaybettik. Tam benim dememi bekledin değil mi? Yine oyun bana çelme taktı. Kazımcan Karataş ve kısa pas. Sıradaki karşılaşma Başakşehir. Kadro o kadar iyi ki geçen seneki kadar iyi başlayamadık ve bu bizi üzüyor. 3-2. Sasha'ya bir top kontrolü ekledik. 99 olduğuna bakmayın. Çok eksiği var bence. Kerem'e güç ekledik. Geldik Sergio Oliveira'ya da uzaktan şut. Hadi gelin sizlere Şampiyonlar Ligi'nde grubu göstereyim. Juve, Rangers, Kopenhag. Güzel bir kura. Biz birinci torbalar katılmışız. Juventus'u yenerek başlamakta çok isterim. 0-0. Biraz şaşırttı. Alanya Spor deplasmanıyla devam ediyoruz. Haydi bakalım. 3-1'lik galibiyet. Gomis'te artık top kontrolü var. Abdülkerim'e soğukkanlılık ekledim. Sasha Boye'ye de uzun pas ekledim. Oyuncunun gene artmadı ama sağ kanat beki yaparsak 99 oluyormuş. Onu da paylaşmak istedim sizinle. Ankara Gücü maçıyla devam ediyoruz ligde. Orta sahaya da komple 99 yapayım mı? 3-1. Oliveira'ya zıplama ekledim, artmadı. Mertens dedi artık denge 99. Bu arada Okan Kocuğa da bir 99 özelliği daha ekledim. Kale vuruşu. Giresun maçıyla devam. 2-0 kaybettik. Bu sene çok fazla mağlubiyet alıyoruz. Şaşırtan sonuçlar geliyor. Kopenhag 3 puanla başladı Şampiyonlar Ligi'ne. Bizim burada sürpriz yapmamamız gerekiyor. 3-1, 3 puan. Güzel. Hamza Akman için sprint hızı. Barış Alper için orta açma. 93 oldu. Sasha için atak pozisyonu dedim. Niye kafa isabeti demedim ki? Neyse bir dahakine kafa isabeti. Evet 7. Fenerbahçe ile oynayacağız. Bu seneye iyi başlamamış Fenerbahçe. Hazır onlar iyi değilken bir galibiyet de biz alalım onlardan. 3-1. Kazımcan'ın top kontrolüyle başladık. Emin Bayram'da yine top kontrolü gerekiyordu. Ve Sasha'yı 99 yaptık çünkü kafa isabeti 99 oldu. Bu seneki şampiyonlukta şu an en önemli rakip gibi görünen Beşiktaş. Deplasmandayız. 3-1. Seriye bağladık. Çok net. Gomis'e kafa isabeti ekledik. Bence gerekiyordu. Torreira'da kayma ekledim 99. Gelin sizlere yeni 99'luk kalecimizi göstereyim. Okan Kocuğa reaksiyon ekledim. Burada görünmüyor. Yine şuradan göstereceğim. Ve kendisi 99 oldu. Muslera'yı da geçti. Rangers maçıyla devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan lider çıkacağımızı ben düşünüyorum. Gomis uzaktan şut. Hamza Akman ise top kontrolü. 13. hafta rakip Ümraniye.
oynuyor. Ligde işler tamamen bizim istediğimiz gibi gidiyor şu an. 4-0. Mustera dedi ki böyle olmaz, reaksiyonumu 99 yapın. Tamam dedim. Victor Nelson'u dengeledik. Hamza Yiğitakman dripling. Mertens de bundan sonra zıplayabilecek. İç sahadaki Rangers maçı. Hadi abi gruplardan çıkın. 2-0 daha. Buffett'in Pigomis'e çeviklik ekledik. Hamza'nın da artık uzun pası var. İkinciyle oynayacağız Gaziantep. Şu ana kadar çok iyi geldiler. Ve sonuç 1-0. Zaniolo. Yeni hedef oyuncum Yusuf Demir. Hızlanma 99. Hafta 15 rakip Kasımpaşa. Mertens cezalı. 3-2'likte galibiyet. Gomis'e bir falso yazalım. Yusuf Demir'in hızını tamamen 99 yaptık. Hamza'ya da bu arada çeviklik ekledim. Hamza'ya eklenecek daha çok şey var. İşte kritik maç. Juventus gerçi 5 puanda kalmış. Bugün yenilsek de çok bir şey değişmeyecek gibi. Ama kazanacağız. 2-1. Emin Bayram'a şimdiye kadar eklememişim. Kısa pas. Kerem'e denge ekledim. İlerleyen süreçte uzaktan şut da eklemem lazım. Trabzon maçıyla ligde devam ediyoruz. Hadi gollü bir galibiyet daha. Hayır, 3-1 kaybettik. Gomis o tek golle voley özelliği kazandı. 4. mağlubiyetimiz oldu ve arkadakiler yetişti bize. Fenerbahçe ile puan farkı eridi. Kayseri'yi 3-2 geçtik. Yusuf Demir'e futbolu öğretiyoruz. Kısa pas 99. Icardi artık daha dengeli. Kerem'in de uzaktan şutu 99. Galatasaray mı Kopenhag mı? Liderliğimiz garanti. Bizi çok etkileyen bir maç değil bu. Ve 3-1'lik galibiyetle Şampiyonlar Ligi gruplarından lider çıkıyoruz. Zaniolo'da dengeyle başladık. Barış Alper'e şut gücü ekledim. Ve Mertens artık orta açabiliyor. 18. hafta. Güzel gidiyoruz ya. Herhangi bir sıkıntı yok bence. 2-1'lik galibiyet. Zaniolo'da kafa isabeti 99. Hamza Akman'a güç olarak 99'u verdim. Hafta 19 rakip Kasımpaşa. Deplasman. Galibiyet gelir mi? 2-1'le mağlubiyet. Bu sene çok fazla mağlubiyet alıyoruz ligde. Mertens artık 99'la free kick atıyor. Hala doğru özelliği orada bulamadım. Hangisini arttırsam 99 olur diye. Ligin ilk devresini bitirdik. İkinci yarıya başlayacağız Gaziantep maçıyla. 3-1. Öncelikle Oliveira agresiflik. Torreira'ya bitiricilik verdim. Hamza'da da artık bitiricilik var. Kupada ise son 16 rakip Antalya. İç sahadaki maçta kupaya başlıyoruz 2-2. Kazımcan uzun pas. Gittim Nelson'a bitiricilik verdim artık. Beşiktaş maçıyla devam ediyoruz. Çok büyük bir puan farkı yok. Bu arada Mertens sakatlandı. Umarım uzun sürmez. 2-1 bitti maç. Ya işte böyle problemlerle karşılaşabiliyoruz. 7 hafta yok. Çok büyük sıkıntıyla karşı karşıyayız. Hamza Akman'a yükleneceğiz. Reaksiyon verip oyuncuyu 80 yaptım. Yusuf Demir'in artık çevikliği var. Ve ikinciyle oynuyoruz. Arada sadece 3 puan fark var. Fenerbahçe'yi yener miyiz? Mertens'i de bence bir değiştireyim ben. Maç öncesinde. Barış Alper Yılmaz orada oynatabiliyor muyum? Şöyle yapsak çok daha iyi olur. Barış Alper Yılmaz sağ orta sahada. Zaniolo ofansif orta sahada oynayacak. Hızlı simret dedim. 0-0. Kupada rövanş zamanı. Antalya'dayız. Aynı kadro devam ediyor. 5-1 bitti. Antalya'yı dağıttık. Çeyrek final geldi. Şimdi başlıyoruz. Gomis. Ne verdiğimi unuttum. Bir saniye. Reaksiyon. Dedim Allah Allah ne vermiş olabilirim. Yusuf Demir top kontrolü. Barış Alper'de çeviklik. Mertens'e vole. Hamza Yiğitakman soğukkanlılık. Kayseri deplasmanıyla devam ediyoruz. Bir Oliveira kaldı, bir Barış Alper Yılmaz kaldı. Mustera zaten düşüyor yani. Ne kadar 99 yaparsak yapalım Mustera hep düşecek. Okan Koç'u da oynatmıyorum. Mustera birinci kalecidir. Oliveira'ya da soğukkanlılık ekledim. Kerem Aktürkoğlu da zıplayabilecek. Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek final. Tarihin en iyi kadrosu Galatasaray'da var. 3-2'lik galibiyet. Yusuf Demir de yavaş yavaş geliyor. Dripling. Barış Alper'de hiç güç yokmuş. Barış Alper'e güç ekledik. Hamza Yiğit'te de atak pozisyonları ekledim. Devam. Önce Trabzon maçı sonra da Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçları başlıyor. Mertens hala dönemedi. 3-2'lik galibiyeti aldık. Barış Alper'de kilit noktayı şu an bulamıyorum. Uzaktan şut ekledim. Oyuncu gelişmedi. Aynı sorun Sergio Oliveira'da da var. Orta açma herhalde yani sıkıntı. Ben kafa isabeti ekledim. Bir de Kerem'e soğukkanlılık da ekledik. Son 16'da Şampiyonlar Ligi'nde West Ham'la oynayacağız. Diğer eşleşmeleri de göstereyim. Bence eşleşmemiz gayet iyi. Yani yola devam etmek istiyoruz bir şekilde. Timo Werner'i var, Paketa'sı var hücum hattında. 3-0'la bu işi bitirdik gibi. Icardi'nin uzun pası yokmuş. Yusuf Demir'e atak pozisyonu eklememişim. Atak pozisyonu ekledim. Nihayet buldum. Barış Alper Yılmaz'da sorun reaksiyonmuş. Böyle çok ince detaylar sorun olabiliyor, evet. İmraniye deplasmanı. Sonuç
2-1. Oliveira'da da bulacağız. Orta açma da değilmiş, onu söyleyeyim. Ekledim orta açmayı, o da olmadı. Dubois'a da dribbling ekledim. Oliveira ne acaba, ne eksik yani, hala anlamış değilim. Fenerbahçe deplasmanı 1-0 kaybettik ve deplasman golleriyle Fenerbahçe bizi eledi. Şok bir sonuç. Beklemediğim bir sonuç. Önce Adana Demir maçı, sonra West Ham rövanş günü var. Şöyle hızlı simülat dedim. 3-1 kazandık. Tam Oliveira'daki sorunu buldum. Defansif özelliklerinde sıkıntı varmış. Müdahale 99 oldu. Oyuncunun geni arttı. Kaymayı da muhtemelen 99 yapınca gene 99 olabilir. Hamza'ya da bir defansif farkındalık ekledim. Bir şey değişmedi. Yusuf Demir'i de topçu yaptık bu arada. Bitiricilik 99, gen 74 oldu. Hadi bakalım West Ham, rövanş, iç sahada Galatasaray. Çeyrek finale adım adım 2-1 ile gidiyor. Mertens döndü bu arada ama hücum hattını kesmeyeceğim. Hücum hattı çok iyi. Biraz Muslera'ya çalışalım. Refleksi yeniden 99 yaptık. Oliveira'da kaymayı 99'a getirdim. Oyuncunun gene artmadı. Skandal. Yalnız en özellikli oyuncu da Oliveira. Onu da belirtmem lazım. Bu kadar çok özelliğinin 99'a yakın olan başka bir futbolcu yok bence. Galatasaray 2 Sivas 1. Yusuf Demir'de dayanıklılık eklememişiz. Hamza İyi Takman'da da denge. Ligde bu sefer Karagümrük maçımız var. 3-0. Yine geldik Yusuf Demir'e, reaksiyon ekledik. Oliveira'ya bu sefer dedim ki voley ekleyeyim. Yine artmadı. Bir tane özellik kaldı orada. O da penaltı. Yani penaltıyla mı? Gerçekten mi? Bir de Buffett'in Pigomis artık zıplayabilecek. Konya maçı, sonrasında da Manchester City maçımız olacak. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmemiz belli oldu. Hamza Akman'ı 90 yaptım çünkü müdahale ekledim. Oliveira'ya penaltı da ekledim ama herhalde oyuncunun ortalaması şu an 96. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Yo, baktığımda zaten yani bunu fark etmemem şu ana kadar. Tamam, videonun uzunluğundan olmuş olabilir. Ortalama zaten 96 nokta küsürmüş Oliveira'nın. Boşuna uğraşıyoruz abi adam için bir saattir. Hayal kırıklığına uğradım. Yusuf için de şut gücü. Hemen şöyle çeyrek final eşleşmelerine bakalım. Buradan sonra kolay rakip kalmamış. Bu da bir gerçek. Öncelikle Manchester City deplasmanı. Kudüs, Gavi, Foden, Upamecano, Alfonso Davies, Foyt. Baya baya değişen bir kadro. 1-1 bitti. Bence kötü sonuç. Muslera'nın kale vuruşuna ekledim 99'u. Giresun maçındayız. İç sahada 1-0. Dubois. Tabi Yusuf Demir'e güç olarak yansıdı bu. İstanbul'da tamam mı devam mı? Galatasaray, Manchester City. 3-1'lik galibiyet. Yarı final geldi. Kazımcan Karataş'a kafa vuruşu. Artık düşük olan oyuncularla ilgilenmem diye düşünüyorum. Bu arada Muslera'nın 97'ye kalan süresi yok görünüyor. Bir Gomis'e denge ekledim. Icardi'de de görüş. Hafta 31 Ankara Gücü deplasmanı. Hadi be çocuklar. Artık güzel güzel galibiyetlerle yolumuza bakalım. 2-1. Yusuf Demir artık orta açabilecek. Barış Alper de artık daha dengeli. Antalya ile oynuyoruz. Antalya 3. Fenerbahçe ile puan farkı çok düşük gösterse de maç fazlasıyla onların çok bir şansı yok gibi. 3-0. Icardi'ye yeni bir özellik ekledim. Free kick. Yusuf Demir uzaktan şut. Hamza Yiğit Akman'da da artık uzaktan şut var. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final. Juventus'la oynuyoruz. Adım adım finale doğru gidiyoruz. Deplasmanda 3-0'la bu iş bitti. Ve bence artık hem oyuncu geliştirme ihtiyacımız kalmadı hem de ligi de bitirdiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de finale çıktık gibi ve adım adım finale gittiğimiz düşünülürse burayı hızlı olarak geçeceğiz. Ekleme de yapmayacağım. Artık Şampiyonlar Ligi finalini oynama zamanı. Onun öncesinde ligde 89 puan ve şampiyonluk geldi. Kupada final görüntüde. Kupada gerçekten çok erken avlu attık. Yani ona hiçbir şey diyemiyorum. Bu sene genel olarak gelişimleri göstermek istiyorum. En iyi gelişim kimdeydi hemen ona bakalım. 70'ler göreceğiz muhtemelen. 56 Hamza Yiğit Akman. 90 Yusuf Demir. Performanslarda ise Icardi, Zaniolo, Kerem, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens diye liste devam ediyor. En değerli oyuncu Barış Alper Yılmaz ve Zaniolo. Bir yandan mali tabloda 177 milyon euro kar. Icardi en fazla formayı sattırdı, gelir gider tablosu. Şampiyonlar Ligi'nde Icardi gol kralı olmak üzere. Asist krallığında Mertens 4. Gol yemeyen maç sayısında Muslera 1.liği diğerleriyle paylaşıyor. Süper Lig'de ise Muslera, Garnacho ve Hacı Wright krallar. Hazırsanız final başlıyor. Nicolo Zaniolo, iyi pas Icardi'ye. Icardi geçti. Icardi attı. 1-0. Dakika 11. Askı var bu arada Dembele. Osimhen son anda müdahale. Ne dedi? Faul dedi.
Topun başında Fatih Muslera müthiş çıkardı. Ansu Fati ortayı yaptı, kafa bizimkilerden. Kerem Aktürkoğlu açık alanda yakaladı. Kerem Konate'yi geçti. Kerem Aktürkoğlu tutulamadı. Kerem Aktürkoğlu ve 2 oldu. Dakika 31. Barış Zaniolo çok iyi döndü. Zaniolo şimdi pası verdi. Torreira karşı karşıya 3 oldu. Wirtz. Torreira girdi araya. Şimdi Icardi müthiş bir ara topu. Zaniolo götürüyor. Zaniolo karşı karşıya 4-0. Zaniolo defansın arkasına. Icardi aldı. Icardi 5 oldu. 45+2. Kerem. Zaniolo. Yine defansın arkasına. Icardi aldı. 6 oldu. Dakika 48. Wirtz döndü. Wirtz pası verdi. Muslera çıkardı. Oliveira. İyi pas. Torreira bir anda karşı karşıya. Torreira 7-0. Icardi'ye git dedik. Zaniolo. Şimdi Icardi'nin koşu yoluna. Mauro Icardi yine karşı karşıya kaldı. Icardi attı golü. 8 oldu. Kerem'den baskı var. Kerem gitti aldı o topu. Kerem Aktürkoğlu şimdi verdi pası. Icardi vurdu, 9 oldu. Her yerden atıyor. Verdi pası Sergio Oliveira. Icardi döndü. Icardi vurdu Ter Stegen. Zaniolo ortayı yaptı. Vuruş Nelson'dan. Tekrar Zaniolo'ya gitti yalnız o top. Sasha aldı. Sasha vuruş gelmedi. Son bir şans olabilir mi? Hayır dedi hakem. Bitti maç. 9-0. Ve evet, kaptan geldi. Bu uzun serüvende Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray oldu ve videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.